Evet, herkese merhaba. Görmüş olduğunuz yüksek dağlardan, yani karın erittiği suların belli bölgelerde birleşerek buraya kadar gelen suyu görüyorsunuz. Aslında dere büyük. Bir ay öncesine kadar daha fazlaydı. Fakat artık yaz sonuna doğru geldiğimiz için su şimdilik bu kadar. Ama yine de oldukça fazla. Bu suyun akıp gittiği en son bölge Alparslan Barajı. Geçen sene bağlandı Muş bölgesinde. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz tertemiz. Bakın şu ileride görmüş olduğunuz bir tek taş ocağı var. Ama onun tozu mümkün değil buraya gelmesi. Bunun haricinde bu bölgede bir de aşağıda beyaz olan bir yer görüyorsunuz. Bu da Hınıs-Vartu arasında olan çok işlek olmayan bir cadde. Onun haricinde bu bölgede asla ve asla bir gerek sanayi, gerekse atık ya da bir şekilde fabrikasyon hiçbir şekilde yok. Yani özellikle ben video çekerken siz dikkat edin. Bakın, tertemiz bir bölge. Tamamen kar suyuyla beslenen. Havası, suyu gerçekten inanılmaz faydası olan bir flora. Ve bu florada olağanüstü bitki ve bitki endemik bitkiler de mevcut aynı zamanda. Şu bölge, görmüş olduğunuz bölgelere çayır bölgesi denir. Bu su kenarlarında yetişen bitkiler belli. Örneğin görmüş olduğunuz bu bitki civan perçemi. Yani sarı civan perçemi, bir de beyaz olan cinsi var. Bu beyaz olan cinsi. Şimdi birazdan sarısını da göstereceğim. Şimdi dolaşırken bana denk gelen bitkileri size tek tek tanıtmaya çalışacağım. Şunlar ise henüz daha açmamış, beyaz olanlar. Onun için bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Lavantayı andıran bir bitki bu. Bir tıbbi özelliği yok. Fakat arılar ya da işte diğer böcekler çok sevdiği bir çiçek. Şunlar ise sütleyen, çayır sütleyeni olarak geçiyor. Hatta şöyle bir tanesini kestiğimizde bakın süt akıyor. Görüyor musunuz? Bakın şu. Şöyle elimde görüyorsunuz. Sütleyen, yani süt aktığı için bu bitkiye verilen bir isim. Şu labada, dişi labada bunun yemekleri yapılır bu bölgede. Hatta sarması, dolmaya dediğimiz sarma olarak da değerlendiriliyor. Ama ben yumurta içerisine oldukça tadı güzel olduğu için çok seviyorum. Şöyle dolaşalım, önümde denk gelen başka tıbbi olarak neler var onları bir size göstermek istiyorum. Şunlar da sarı olan civan perçemi. Gördüğünüz gibi tek tek var. Yani öyle bir arada olup da kafama göre toplayıp böyle ticareti yaptıran bir bitki değil. Elbette bunun florası olan yerler de var. Fakat bu kadar temiz olmadığından dolayı ben tercih etmiyorum. Tek tek de olsa, zor da olsa bu bölgelerde topluyorum. İşte görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir yer. Şöyle biraz aşağı gidelim. Sanki çakışır görmüş gibi oldum ama inşallah yanılmam. Bir gidelim. Oysa onu da size göstereyim. Aslında bu çakışır daha kırsal bölgelerde olur. Örneğin şu karşı taraftaki taşlıklarda olur. Şu yüksek yerlerde. Taş aralarında çok olur. Henüz çiçek açmadığı için gözükmüyor. Görmüş olduğunuz gibi su da çok yüksek, uzun, yani şey olduğu için maalesef gidemiyoruz. Bakın şu da sarı ve beyaz civan perçemi bir arada olan bir bölge. Şu bitki pireotu diye geçiyor. Yani bu civan perçemi cinsinden, fakat pireotu biraz zehirli olduğu için maalesef oral yoldan kullanamıyoruz biz. Eskiden bu bitkiden kaynatırlardı. Pire demesinin sebebi, yataklar, yani yatılan bölgelerde pire olduğu zaman yataklara bunu serptiklerinde pireyi tamamen yok ettikleri için bu bitkiye pireotu demişler. Evet, görmüş olduğunuz gibi çakışır bitkisi. Bu bölgenin dişi olanı, yalnız bunun erkek cinsi dediğimiz böyle yüksek sarı renk veren yok.
biraz önce bahsettiğim gibi yüksek olan bu bölgelerde var. Henüz açmadığı için pek gözükmüyor. Bakalım neler var. Şöyle ilerleyelim. Bölge bitki bakımında oldukça zengin. Yani tabiatta olabilecek birçok bitkinin bulunduğu yer. Hatta ve hatta endemik bitkiler de var burada. İşte denk gelirse onu da size anlatacağım. Pek fazla yok. Bunca yıldır gelip yani araştırmama rağmen ben şimdiye kadar 7 tane endemik bitki buldum bu bölgede. Mutlaka daha fazla vardır. Daha fazla araştırmak gerekiyor. Şu suyun güzelliğini görüyor musunuz? Su dediğim gibi baraja akıyor. Normal şartlarda başka bir bölgede olsa hazır suda kullanılan bir su. Çünkü dediğim gibi bakın şu görmüş olduğunuz bunlar Bingöl dağları. Bu bölgelerden eriyip birleşerek gelen bir su. Evet, bir şey daha buldum. Bu çayır aslan pençesi. Bunun hani halk arasında daha doğrusu televizyonlarda çıkan testere dediğimiz cinsten değil bu. Bu aslan pençesi daha etkili. Örneğin salep oluyor mesela. Salep'in orman salebi kaliteli oluyor. Çayır salebinin pek fazla özelliği yok. Kalitesi çok düşük. Ama bununsa tam tersi. Bu aslan pençesi orman salebinden yani daha doğrusu tırtırlı aslan pençesinden çok daha etkili. Şöyle çayırlarda olan bir şey. Buysa labadanın dişi olanı. Bunun halk arasında burada genelde yumurtada ya da sarma olarak faydalanırlar. Başka neler var? Mesela bu kuzu kulağı dediğimiz bitki. Şunları çektiğimizde genelde kırmızı olur sapları. Bakın gördüğünüz gibi. Tadı çok ekşi, çok lezzetli. C vitamini ve diğer mineral bakımında oldukça zengin. Şöyle gelmişken tazeyken biraz biçeyim. Biz küçükken bunları çok yerdik. Şimdi şöyle yıkadıktan sonra yiyeceğim. Şu beyaz civan perçemi gördüğünüz gibi şöyle var. Genelde bu sulak bölgelerde bu tür bitkiler yetişir. Başka neler var? Şöyle gördüğünüz gibi aslan pençesi. Evet, kenger. Şu dikenler karaciğer için muazzam faydası olan bir bitki, kenger çeşitler. Daha doğrusu bunlar enginarın çok çok mutasyona uğramış halleri bunların bu bölgede. Şu çekirdeklerini mesela sonbaharda kuruduktan sonra dövülüp çekirdekleri çıkartılıyor ve hayvanlara veriliyor. Çok muazzam besleyici özelliği var. Şunlar civan perçemi. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi şimdiye kadar genelde 30 yıla yakındır topladığım bölgeler buralar. Sürekli su vurduğu için genelde aşağı kayıyor ve aslında çok daha ilerideydi bu. Maalesef zamanla bu şekilde kese kese, yani daha doğrusu vura vura eritip buraya kadar getirdim maalesef. Şu suyun güzelliğini görüyor musunuz? Harika bir su. Tatlı su tabii ki. Burada genelde tatlı su sazanı olur. Şöyle bakın, şuraya hafif dokunduğunda hemen gidiyor. Bakın. Gördünüz mü? Yani sürekli su çok aktığı için buraları bu şekilde aşağı kısmı, yani yukarıdaki kumu topladıktan sonra aşağıdaki bu suyun vurduğu yeri devamlı yara yara aşağı doğru geliyor. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi topladım. Uzun zamandan beri gelip İzmir'den gelip özenle topladığım bölge şuralar bakın. Şu görmüş olduğunuz alanlar tertemiz bölge. Havası, suyu, bitki örtüsü,
Her şeyle harika olan bir bitki. Yani bu şekilde ilerleyelim bakalım diğer tarafta bir şey var mı? Çayır dediğimiz bitki dediğim gibi bakın şunlar ayrık boyum kadar. Yani benim boyum 1.80, 1.79, 1.80. Hemen hemen 1.50 rahat var yani 1.5 rahat var. Çünkü daha da uzayacak bunlar. Her bitkinin yetişme ortamı çok farklı. Yani bir bitkiyi bir yerde bulmak mümkün değil. Florası çok farklı. Yetişme şeyi çok farklı. Onun için bunları toplayıp bir araya getirmek bir o kadar zor. Mesela biraz önce gösterdiğim kenger bitkisi şu bölgelerde daha fazla. Şu kırsal bölgede daha fazla. Şu görmüş olduğunuzda aynı sefa henüz çiçek açmamış aynı sefa bitkileri bunlar. Bunlar su kenarında yetişmez. Genelde böyle kırsal bölgelerin dip kısımlarında yetişir. Evet dostlar şimdilik bu kadar. İleriki durumlarda farklı yerlerde inşallah farklı bitkilerle karşılaştığında video çeker sizinle paylaşmaya özen göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.